Kaçın beyler. Allah Ömer'e ben de geçecek vallahi ya. Git sen git. Herkes kablonun altından çıktı, kablonu! Kablonun altından çıktı! Orada da kabinin var burada! Çık, çık, çık! Basını çapabilir ha! Tamam diyorum ben. Abiciğim yapmayın beni ya. Ya sigara içsem. Abiciğim. Ya bunu kesin ne var ki ya. Amca. Tamam abiciğim. Kenarda, kenarda. Şu aşağıda Sinan. Orada, orada. Güzel dursun mu? Sağda kaldı. Abi gelecek onlu var orada galiba. Bir tanesi gelmiş. Net bilmiyoruz yani. Mahalle yetkisi altına aldı ama yani bunanla beraber. Tabii canım illa ki. Zaten binanın mahallenin halini görüyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Patlamalar falan oluyor. Ne oluyor? Patlamalar oluyor. Şu elektrikler mi? Tıp duvar artık. Biz de buradan izleyebiliyoruz anne. Gidemiyoruz. Şu anda durma. Peki geçmiş olsun. İnanılmaz derecede imal var. Bir saattir biz, bir saattir burada esnafız yani mahallenin insanız, mahallenin çocuğu. Bir saatte telefon açıyoruz 155'e, bu şey imdata işte, itfaiyeye. Bir saat sonra geliyorlar, böyle bir şey yok ya, elektriği kesemiyoruz. Yarım saat sonra elektriği kesiyorlar ya. Üç tane ev gitti, yazık günah ya bu insanlara. Gerçekten yazık günah. Peki yangının çıkış nedeni hakkında bildiğiniz var mı? Yok bizde zaten hepimiz mahalleden çıktık, bir baktık, bir üç tane binaya sıkıştı, öyle bir şey yanıyor yani. Yaralı var mı mahsus? İçeride diyorlar ki bir kişi var ama yaşlı bir dayı var diyorlar, onu da bilmiyoruz kim oldu. Elektrikler kesildikten sonra ulaşamadılar herhalde. Elektrikler ulaştıktan sonra işte ulaşamadılar. Baksanıza aile şu anda çatıya sıçradı. Çatıdan yanıyor şu anda. Patlamalar büyük panik yaşadı. Patlama çok oldu. Elektrikler tamamen zaten üst kısmı tamamen gitti. Allah yardımcımız olsun. İnşallah içeride fazla kişi yok. Üç tane binayı mı etkiledi yani? Üç tane bina veyahut da dört tane. Şu çatıların hepsi gitti. Bizim arkadaşın binasına da bayağı sıçradı yani.